Shell'in sunduğu Trafikte Küçük Hata Yoktur başlıyor. Efendim herkese mutlu günler. Güzel bir salı günü diliyoruz. Saat 13.18. Ufak da olsa küçük de olsa bir gecikmeyle bu haftada her salı olduğu gibi Trafikte Küçük Hata Yoktur programı başladı. Her hafta olduğu gibi bu haftada tabii ki ben Kerim Öztürk bu programı modere etmeye çalışacağım ama programın aslında sahibi dediğimiz sayın hocamız Mustafa Ilıcalı bizlerle birlikte. Fakat bugün bir farklılığımız var. Küçük bir teknik sorun yaşadık. O sorun nedeniyle görüntülü yayın yapamıyoruz. O yüzden hocamızla telefonda birlikte olacağız. Hocam merhabalar. Merhaba, herkese iyi günler, sağlık, afiyet diliyorum. Bu neden benden kaynaklandı? Şu anda bir telefonumda, bilgisayarda, bir internette sıkıntı oldu. Değerli dinleyiciler diyeceğim, artık izleyemiyorlar. Evet. Kusura bakmasınlar. Sizin bir yani radyo trafikle ilgili bir sorun değil. Olsun hocam. Mustafa Ilıcalı'nın kişisel erişiminde sorun oldu. Biz her zaman şöyle diyoruz. Teknik problem varsa bu her zaman her yerde herkeste olabilir. Radyoda da olabilir. Sizde de olabilir. Bende de olabilirdi. Genel olarak bu günlük böyle olsun. Önümüzdeki hafta telafi ederiz diyelim. İnşallah. Alışmıştık da yani güzel oluyordu. Covid'in bize yani hep zararı yok. Yani radyoda avantajları oldu. Bulunduğumuz yerden yapıyoruz. Yani radyoya gittiğimiz zaman görüntüsüzdü. Sadece sesli yapıyordu. Şimdi görüntü imkanı da oldu. Aynen öyle ama önümüzdeki haftadan itibaren hatta hocam radyoya döndüğümüzde de yaparız görüntülü. Yani orada da ayarlarız bir sistem. Stüdyonun görüntüsünü veririz. Güzel olur yani. Şimdi hocam bugün çok hızlı bir giriş yapacağım ben yayına. Neden hızlı bir giriş yapacağım? Dün akşam saatlerinde ben yayındaydım radyo trafikte ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bir İstanbul Valisi Sayın Yerlikaya ile yapmış olduğu görüşme sonrası bir basın toplantısı. Genel sekreteri vardı. Tamam. Aynen öyle. Başkanımıza da bu arada acil şifalar diliyoruz. Evet Sayın İmamoğlu da. Sayın İmamoğlu katılamadığı için genel sekreter dünkü toplantıda üstü bir basın toplantısı yaptılar. Ben de izledim. Tekrar başkanımıza, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Biz de bu vesileyle bir kez daha hem Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'na hem de tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar dileyelim. Dediğim gibi ben yayındaydım. Konu başlıklarını şöyle bir kontrol etme şansım oldu basın toplantısı esnasında ve Sağlık Bakanı Sayın Koca'nın üzerinde durdu ki bunun üzerinde yanılmıyorsam siz bu Mart ayından bu yana çok ısrarla duruyorsunuz. Toplu taşımada virüsün artması ya da bulaş riskinin artmış olması ve toplu taşımayı hatta engelleyemezsek bu işimiz zor minvalinde bir söylemi vardı Sayın Sağlık Bakanı'nın ve toplu taşımaya ek seferler koymayı düşündük dedi ve bir de kademeli mesai mevzu var. Malum kamuda geçildi ama siz hep söylediniz özel sektörde olmazsa bu işten biz bir sonuç alamayız. O pik saatler değişmediği sürece, oradaki çizgiler eğriye doğru evrilmediği sürece bir sonuç alamayız dediniz. Bu kadar uzun uzadıya ben anlattım. Ondan sonra sözü size bırakayım. Sayın Koca'nın açıklamalarını nasıl okumak lazım? Efendim şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bugün tam 27 Ekim, 28 Eylül'de mesai kademelendirmesi valiliğimizin kararıyla başladı, İstanbul valiliğimizin. Tam bir ay olmuş ve ben bunu dedim ki yani normal sadece kamu kesimine başlarsa, kamu kesimiyle burada bu neticeye ulaşmaz dedim. Bunun eğrilerini gösterdim. İşte o zirve saatlerdeki iki sivri nokta kaybolmaz dedim. Bu daha önceki bu yaptığımız 150 binlik anketin verilerinden istifade edelim. Burada görüyoruz ki %60 özel sektör yolculukları var ve gerçekten hiç değişmedi. Hatta tam tersine açık bunu söylemekte yarar var. Bir bilim insanı olarak halkı doğru bilgilendirmemiz lazım. Bu sivrilikler daha da arttı yani. Bunu buradan söyleyeyim. Çünkü özel yani bir taraftan bu sivrilikler niye arttı? Bir taraftan da tatil dönüşü, işte biraz uzayan tatil, insanlar artık İstanbul'a gelmeye başladılar. Yani tatil
tatil yerlerinde tatil yapanlar, memleketlerinde olanlar gelmeleri lazım. Bir taraftan okullar açılmaya başladı. Yani bir yandan yolculuklar artarken sivrilikler de arttı. Kamu kesiminde de zaten bitim saatinin aynı alınması, ondan sonra efendim başlangıcında 3 kademelendirme yapılması hiç fark etmedi. Şimdi hemen ben mesela size şöyle söyleyeyim, dünkü rakamı paylaşıyorum. Dün 26 Eylül itibariyle İstanbul'da toplu ulaşım yolculuklarının toplamı yani biraz çok az yuvarlattım, 4.360.000. Burada 4.360.000'in çok iyi dinlesin bizi dinleyenler, yöneticiler de iyi dinlemesinde yarar var. 4.360.000 yolculuğun sabah 08'de 412.000'i oluşuyor. Bir saatte 412.000'lik talep bütün sisteme yani. 6.30 gibi 372.000, akşama dikkat çekiyorum, 18 gibi 430.000 yolculuk oluşuyor. Bu ne demek? 430.000 yolculuk bir saatte bu talep geliyor ulaşım sistemlerine. Bu da kapasitesine göre bir ufak hesap yaptığımız zaman böyle bir sosyal mesafeyi sağlama imkansız. İnsanlar hani böyle omuz omuza. Evet. Peki omuz omuza olduğu zaman bu kadar, bir de yolculuk süresine baktığımız zaman yarım saat olabilir, 45 dakika, 50 dakika, yarım saat omuz omuzasınız. Burada dün de Sayın Bakanımızın da söylediği gibi ulaş açısından en büyük risk toplu ulaşım. Toplu ulaşımda da bu zirve saat çok çok önemli. Bu açıdan muhakkak zirve saatteki kademelendirmeyi derhal bütün, yani hemen hiç, yani belki bugün yapabiliyorsak bugün, yapamıyorsak yarın, bütün özel sektörü de içine alacak şekilde kademelendirmemiz, hatta bu da yetmez yani, acayip talepler var, yolculuk rakamları artıyor. Bir taraftan da esnek çalışmaya da özel sektörün, kamu kesiminin müsaade etmesi lazım. Bazı evden yapılan işleri evden yapmamızı sağlamak lazım. Bu yönde ben bir de Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'e bir teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu dün yapılan toplantının gecesi 01'de Sayın Bakan Yardımcısı Halil Bey'le beraberken telefon gelmiş. Yani ben de gece 1'de telefonu duyamadım Sayın Bakanımızdan. Sonra 07 gibi dönüş yaptım. Halil Bakan Yardımcımızla görüştüm. Bakan Bey'in bu toplantıdan önce görüş önerilerimi paylaşmamı istedi. Toplantı öğleden sonra olacak dedi. Ben de hemen 7'den itibaren saat 12'ye kadar bayağı bir ciddi bir çalışmayla bu elimizdeki ölçtüğüm verileri, buna ait önerilerimi ta Mayıs'tan beri söylediğim, yani kademelendirmeyi Mayıs'ta dile getirmiştim. Evet. Sizinle de kaç kere paylaşmışızdır. Nasıl olacağı, işte dün Sayın Bakanımızın açıkladığı birçok başlığa ait böyle bir özet, bir 5 sayfalık bir rapor sundum. Yapılan basın toplantısında da gördük ki buradaki, orada da muhakkak belediyenin yetkilileriyle diğer başkanlarımızla da konu gündem olmuştur, konular, ve burada da birçok konunun paylaşıldığını gördüm. Bir kere mesai kademelendirmesine vurgu var orada. Bu sadece bundan olmaz diyoruz. Ne diyordun? Bir kapasite artırmak lazım yine. Evet. Ona vurgu var. Kapasiteyi artırmak için illa araçları koymak değil. Zaten eldeki bütün araçlar çalışıyor. Araçları hızlandırmak da toplu ulaşım araçlarının ayrıca bir kapasite. Bunun için de yine aynen o 5 sayfalık raporumda Sayın Bakanıma sundum. Toplu ulaşım yolları hızlandırma anlamında. O en fazla üreten çeken 10 ilçe için hemen eş düzey kavşaklardaki sinyalize kavşakların akıllı kavşak haline getirilmesi. Bisikletinden işte bu mesai kademelendirmesinden, toplu ulaşımdan, metroda, sinyalizasyondan sefer sayılarının artırılmasına, böyle bir dizi şeyimizi, daha önceden de kamuoyuyla paylaştığımız bu önerilerimizi değerli bakanımıza bu şekilde bir raporla sundum. Şimdi yapılması gereken bir an önce, yani bir taraftan da hani ben tıp profesörü değilim. Hani ama biliyoruz ki bu bulaşta en önemli şey kalabalıklık. Kalabalık ortamda toplu ulaşım. Bunu da Sayın Bakanımız da en önemli bu bulaş açısından kritik yerleri toplu ulaşım olarak söylediğine göre, bilim kurulu üyeleri
tıpta bunlar da burada toplulaşma hep vurgu yaptıklarına göre demek ki İstanbul'da da bir de artan vakalar var. Vakaların artmasına ben mesela diğer kalabalık ortamlar benim uzmanlık alanımda değil ama en büyük uzmanlık alanımızdaki en önemli bulaşın olacağı yer toplu ulaşım. Çünkü bir günde 4,5 milyon ve cumartesi bile 4 milyona yakın yolculuk oluyor. Pazar günleri biraz 3 milyon azalıyor. Dolayısıyla bizi bayağı çok ciddi ilgilendiriyor. Bir taraftan da bu toplu ulaşımdaki bu sıkıntılardan dolayı toplu ulaşımdan kaçışlar İstanbul trafiğini etkiliyor. Olumsuz bir hale getiriyor. Sıkışıklık artıyor. Ulaşım süreleri artıyor. Bu yönden çok son derece önemli. Bu manada da bu önerilerimin muhakkak ki gerçekleşmesi ben şahsım adına değil İstanbul'da bu yolculuk yapan insanlar adına, İstanbul'da yaşayanlar adına çok önemli bir olumlu bir adım olacağını düşünüyorum. Burada ben çok sözünüzü bölerek hocam önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi dinleyenlerimize hani yanlış bir intiba da uyanmasın. Bu sadece İstanbul'da aslında yolculuk yapanları ilgilendiren, toplu taşımayı kullananları ilgilendiren bir durum değil. Tamamen İstanbul'da yaşayan herkesi ilgilendiren bir durum. Ben toplu taşıma kullanmıyorum. Siz kullanmıyorsunuz. Ahmet kullanmıyor. Ayşe kullanmıyor. Ama Ahmet ve Ayşe'nin aynı markette karşılaştığı Fatma, bizim karşılaştığımız Mehmet toplu taşıma kullanıyor. Ve biz de dolayısıyla benzer riski birebir yaşıyoruz aslında. Doğru değil mi hocam? Aynen öyle, aynen. Gerçekten bu kadar güzel açıklanabilir. Peki. Şimdi buyurun. Toplu ulaşımda da yani bak şu anda toplu ulaşımdan kaçış var derken yanlış anlaşılmasın. Bunun en fazla rakamı %9. Yani toplu ulaşımda mecbur insan evine ne için gidiyor? Evinden işe niye gidiyor? Oradan ekmek kazanıp evine getirmek için. Ekmeği kazanmak için. Aynen öyle. Yani en fazla o yolculuklar azalsa %10 azalır. Normalde zaten İstanbul'un yolculuğu toplu ulaşımda 7,5 milyondu. Bugün 4,5 milyonda. Üniversite öğrencilerini de açtık, üniversiteleri de 3 milyon da oradan gelir normale döner. Bu sıkışıklıklar bu sistemde 4 milyon dediğim yolculuğun %10'u bir saatte oluşuyor. O zaman bir 3 milyon daha ilave eder. Bu bulaş riskini bir tahmin edin. Dolayısıyla da yani kişisel görüşüm olarak da üniversitelerin en az bu yarı yıl hiçbir şekilde yani uzaktan eğitime devam etmesinin çok acayip önemli bir anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani tedbirler alınmadan, o yoğunluklar azaltılmadan, günlük yolculukların dağılımdaki sivri noktalar yok edilmeden bu konuda bir ilave talep artıracak bir gelişmeye müsaade etmemek lazım. Onun haricinde de bir de şöyle bir şey daha var. Ya bu yolculukların %75-80'i iş için gidiyor. Demek ki zirve saatlerde iş için gitmeyenler var. Onlar mesela 65 yaş üstü olanlar var, sosyal kart sahibi olanlar var. Onların da mutlaka hem kendi sağlıkları açısından, korona riski açısından onların da kesilmesi lazım. Çok önemli bir önlem olarak da. Yani, bu arada çok güzel buyur. Bir şey dediniz Kerim Bey, onu unutursam bu sadece mesai kademelendirmesi İstanbul'da ha. Türkiye'nin en yoğun trafiği olduğu için İstanbul öne çıkıyor. Dünyanın en büyük 100 kalabalık şehrinden ilk 15'te yer aldığı için çıkıyor. Her şehrimiz için yani en orta bir nüfustaki bir ilimiz için de bir ilçemiz için de bu son derece önemli. Yani insanları birbirinden uzak tutmamız lazım. Maske olması lazım. İşte temizlik olması lazım. Mesafe ama kısalırsa öbür iki şart diğer üçüncüden dolayı avantaj sağlamaz yani. Aynen öyle. Peki hocam şimdi Sayın Sağlık Bakanı'nın bu açıklamalarının arkasından büyük bir olasılıkla adım atılacak. Yani siz de zaten gerekli tavsiyeleri ya da görüşlerinizi, önerilerinizi sunmuşsunuz. Bu adımların atılması kısa vadede yapılabilecek şeyler mi sizce? Yani işte 3 gün sonra, 4 gün sonra geçebilir miyiz veya bir haftada geçebilir miyiz bu bahsettiğiniz durumlara? Ya şimdi biz daha kötüye gitse Allah korusun, o zaman yani en büyük, en kesin çözümle sokağa çıkma mı yapılsın yani? Burada yani bir işimiz açısından, aşımız açısından, Türkiye'nin ekonomisi ama en başta her şeyin başı sağlık. Biz buna vatandaş olarak uyacağız bir kere. Bir vatandaş olarak
biz bu şartları sağlayacağız. Devlet olarak, yerel yönetim olarak da o işte söylediğimiz toplulaşımda bu şekilde bir hizmeti sunmaları gerekiyor. O açıdan şimdi hemen kısa vadede ben yani tekrar hala yani bakanımız dün açıkladı herhalde yarın da İstanbul'da bilim kurulu toplantısı olacak. Yani bu mesai kademelendirmesini artık bütün o milyonlarca yolculuğun bütün paydaşına yansıyacak şekilde en geç bir dahaki hafta pazartesi bekliyorum açıkça. Ya biz onu hala daha pazartesi yapamazsak veyahut da bundan daha ya benim çözümümden, önerimden daha iyiymiş deyip başka bir öneri varsa onu görmek lazım ama burada esas altı çizilen mesai kademelendirmesi. Dolayısıyla da mesai kademelendirmesi sadece Covid'de değil, trafik problemi yaşayan bazı şehirlerin yani yurt dışında çok uygulamaları var. Trafiğe çözüm olması için de uygulanıyor ki bugün artık hiç kaçınılmaz. Bir taraftan demek ki bunu hemen başlatmam. Hemen mesela ben buradan sesleniyorum bizi dinleyen yöneticilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, valiliğin, valimizin, başkanımızın, diğer yetkililerin. Yani biz niye hala bir toplu ulaşım yolları oluşturamıyoruz? Yani biz Mayıs'tan beri bu önerileri getiriyoruz. Çok şeritli yollarda bir çizgi çekip EDS ile bu toplu ulaşıma aittir demek çok bir zor bir şey mi? Bunu nasıl oluşturamıyoruz? Niye peki biz hala Deniz'i ne güzel sağ olsun başkanımız önerimize kale aldı. 31 Ağustos'a kadar Deniz'i ulaşımını ücretsiz yapmıştı. Şimdi 31 Ağustos'tan sonra tekrar ücret alınıyor. Bakın ben size dünkü rakamı söylüyorum. 123.000. 123.000 ne demek ya? Bu 150.000'e bazen çıkıyordu. O ücretsiz olduğu zaman. Şu anda artan yolculuğa rağmen 123.000. Burada ne biçim bir kapasite var? Ne kadar yolculuklarımıza eklenecek muazzam bir sistem. Hem Covid açısından hem denizdeki bu payın düşüklüğünü tamamlayıp kapasitenin daha verimli kullanması açısından bunun mesela hemen artırılması lazım. Bunu niye artıramıyoruz? Yani bunun içinde diyelim belediye konuda bunu karşılayamıyorsa hani çok önemli bir yük oluyorsa bu şekilde yani valilik belediye koordinasyonuyla deniz ulaşımının kapasitesini tam yani çok az oranda kullanılan kapasiteyi artıracak acil önlem alıp yani buradaki çözümün de tabii ki ücretsiz olması. Metrobüse bakıyoruz bakın metrobüs artık 561 bin. Yani bu metrobüsün bir günlük yolculuğu daha Covid öncesi 900 bin 950 bindi. Yani 600 bin de kritik eşit. Eğer biz ayakta yolculukları 1/3 alacaksak Covid için bunu en fazla bu şartları sağladığımızda pratik olarak bir günde 600 bin yolcu taşırsa bu sağlanmış olur. Artık 600 bini aşıyorsa demek ki bu metrobüste de sağlanmadığının göstergesi. Aynı şekilde işte özel halk otobüslerinde dünkü rakam 986 bin. Orada ayaktaki yolcuların Covid açısından sağlanılamaması açısından bu şey. Mesela Marmaray 282 bin çok son derece düşük. Burada bir sosyal mesafe açısından avantaj var. Bunlar nasıl artırılabilir? Yani dolayısıyla sistemlere bile baktığımızda bazıları aşırı yüklü, bazıları değil. Onlar arasında bir şey nasıl sağlanabilir bir yolculukların kaydırılması yönünde? Ne tür bir yolcuya avantaj sağlanırsa sağlanır? Ve bunlara bakıp hemen uygulama yapmak lazım. Yani o açıdan bence çok önemli. Çünkü bir taraftan da her akşam ya bugünkü vaka veya hasta sayısı ne kadar oldu diyoruz. İşte şu anda karşımda görüyorum. Dünkü sayı 2198. 75 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Allah'tan rahmet diliyorum. 1618 iyileşmiş. Yani bizim bu rakamları sıfırlamamız, bu Covid'i kurtulmamızın en önemli yerlerinden biri ulaşım. Burada acil tedbir lazım, acil uygulama lazım. Peki. Mesela ben mesela şöyle de yapılabilir Kerim Bey. Mesela bu hafta içerisinde ilgililer bu Covid'e karşı toplu ulaşımda ne yaptı? Nasıl bir sonuç aldı? Mesela 28 Eylül'de hemen diyelim mesai kademelendirmesine başladı. Muazzam bir şey yani. Çok önemli. Ama ne yaptık? Bir eksik yaptık. Oradan verim alamadı. O zaman ne yapmamız lazım? Bir ay geçmişe. Bir ay beklemek mi lazım?
Bak şu anda karşımda hemen toplu ulaşım taşıma tıklım tıklım diyor. Bir kanalda da sessiz duruyor önümde. Nasıl olacak? İşte o tıklım tıklımlığı sizin kameraların gösterdiğini ben burada rakamlarla görüyorum. İşte burada eğer bir zirve saatte 400 bini, bir saatte 410 bini görüyorsam, götürün kamerayı hangi istasyona götürürseniz götürün, hangi sisteme götürürseniz götürün, tıklım tıklım olacak. Evet. Tıklım tıklım et yani, omuz omuza olacak. Böyle olmaz yani, bunu mutlak surette çözmemiz lazım. Yazık, günah değil mi? Sağlık Bakanlığımız, sağlık personelimiz bu kadar candan baştan mücadele veriyor, bu kadar hükümet bu kadar kararlar alıyor, takip ediyor. Yani şunu çözmek mecburiyetindeyiz. Bunun içinde ben normal olarak şu ana kadar bu konudaki yani kritiğimi daha farklı yapıyordum, farklı tonda. Şu anda artık Mayıs ayından itibaren Sayın Bakanımızla bir özet rapor verirken, ta Mayıs ayında seslendirdiğimiz bu çözüm önerilerinin bu zamana kadar tamamen uygulanmaması beni aşırı derecede rahatsız ediyor yani. Ve belki de şimdiye kadar çok daha iyi bir seviyeye gelinmiş olacaktı eğer daha erken bu işe girilmiş olsaydı. Hocam, sizin bugün bayağı yoğun bir gününüz, bunu anlayabiliyorum, tahmin edebiliyorum. Birçok herhalde televizyon kanalı da röportaj için sırada bekliyorlardır. Saat 14'te de bir televizyon kanalına konuk olacaksınız. Bugün çok fazla zamanınızı almak istemiyorum, bir 25 dakikaya yakın süredir yayındayız. Eklemek istediğiniz son şeyler varsa rica edeyim eklemek sizden. Eklemek istediğim şeyler var. Evet, bir kere tüm vatandaşlarımıza sağlık afiyet diliyorum. Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Biz bir kendi adımıza maskemiz, mesafemiz ve şeyimizi temizliğe dikkat edelim. Mesafenin bozulduğu yerlerde de biz oralardan, o kalabalıktan uzak kaçalım. Mümkünse ya, eğer bir işimizi evden yapıyorsak, gitmememiz gerekiyorsa riske girmeyelim. Belediyenin yöneticilerinden de Marmara Trafiği, Marmara bizim trafik radyosunu dinleyen sadece İstanbul değil, tüm her yerin yöneticisi, vali, kaymakam, belediye başkanlarımızdan ricamız da bu toplu ulaşımdaki kalabalıklığı ortadan kaldıracak çözümlerin bir an önce oluşturmasını sağlamalarını istirham ediyorum. Çünkü burada insanlarımızın elinde değil. Herkesin arabası yok. Herkes öyle istediği saatte gidip gelme lüksü yok. Belli saatte işe gidecek, gelecek. Onun için de bütün iş yerlerinin, işverenin, kamunun, özelin, hizmet sunucularının tedbir alması lazım. Vatandaşımızı COVID riskinden sosyal mesafeleri sağlayarak uzaklaştırması lazım diyorum. Bu yönde de biliyorum herkes candan baştan çalışıyor. Yani bu çalışmalarımızı biraz daha sonuca götürecek, uygulamaya götürecek şekle getirmemiz lazım diyorum. Kendi kendimizi test etmek için tekrar son cümlem de şu. Ben mesela geçen hafta bu konuda ne yaptım? Burada ne uyguladım? Ne sonuç aldım? Bunu takip etmemiz lazım. Buna baktığımız zaman o zaman önümüzü daha iyi görürüz. Dolayısıyla da zaman kaybetmemiş oluruz diyorum. Peki. Size Kerim Bey şahsınızda, tüm radyo trafik çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Sağlık afiyet diliyoruz. Bizi dinleyenlere de hem trafikte hem sağlıkta küçük hata olmadığını diyor. Sağlık, afiyet, huzur içinde iyi bir hafta olsun diyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum hocam. Haftaya görüşmek dileğiyle. Siz de kendinize çok iyi bakın. Efendim, Trafikte Küçük Hata Yoktur programında Profesör Doktor Sayın Mustafa Ilıcalı ile birlikteydik. Ben Kerim Öztürk. Haftaya tekrar aynı saatte, saat 13.10 itibariyle Radyo Trafik Marmara'da sizlerle birlikte olacağız. Herkese iyi yolculuklar diliyorum. Mutlu günler. Hoşça kalın. Shell'in sunduğu Trafikte Küçük Hata Yoktur sona erdi.